Gençler merhaba. Bu videomuzda tarih dersi, 9. sınıflar tarih dersi, 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. Şunu bir hatırlatayım. Kanala abone olursanız sevinirim ki abone olmanız bizim için değerli. Bildirimleri kapatırsanız da kanal sizi rahatsız etmez. Hemen başlayalım. Şimdi 9. sınıflar için öncelikle boşluk doldurmaları sorular hazırladık A bölümünde. Hemen bakalım onlara. Bunlar temel anlamda bilmemiz gereken şeyler zaten. Tarihte bilinen ilk Türk devleti arkadaşlar Asya Hun Devleti'dir. Hemen Asya Hun Devleti diye yazalım. İkinci soru, Çinliler ünlü Çin Seddi'ni hangi akınlardan, hangi Türk boyunun akınlarından korunmak için inşa etmişlerdir? Tabii ki Hun akınlarından korunmak için inşa etmişlerdir. Üçüncü soru, günümüzde tüm ordu teşkilatlarında da kullanılan omuz sistemi, onluk sistem, omuz sistemi ilk kez Asya Hun Kağanı Mete Han zamanında kullanılmıştır diyelim ki bu sistem günümüz ordularına da ışık tutmuştur. Dördüncü soru, tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti içinde Türk geçecek arkadaşlar. Köktürkler ya da Göktürk devletidir. Türklere ait en eski Türk inancını terk ederek Mani ve Budizm dinlerini benimseyen ilk Türk boyu kimdir? Uygurlardır. Buna ilk Türk boyu da olarak da sorarlar. İlk Türk devleti olarak da sorulur. Uygurlar. Tarihte Museviliği benimseyen ilk Türk devleti ya da boyu Hazarlardır arkadaşlar. Yedinci soru, tarihte İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu diyor burada Karluklardır. Ki ilerleyen zaman içerisinde Karluk Yağma Çift Türk boyları da Karahanlılar Devleti'ni kuracaklar. Orta Asya'dan Batı'ya göç ederek Avrupa'da devlet kuran ve İstanbul'u iki kez kuşatan Türk Devleti Avarlardır arkadaşlar. Bunu da bilelim. Dokuzuncu soru, Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya'ya ilerleyişini durduran Türk boyu Türgişlerdir arkadaşlar. 10. soru, Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirerek savaşın Büyük Selçuklar tarafından kazanılmasını sağlayan Türk boyu peçeneklerdir. Böyle tarihte önemli bir rolü var peçeneklerin de. Bunlar Balkanlarda yaşayan Türk boyuydu. Zaman içerisinde Bizans ordusunda paralı askerlik yapmaya başlamışlar. Şimdi ikinci bölümde çoktan seçmeli sorular var. Onlara bakalım hemen hızlıca. Orta Asya Türk Devletleri'nde ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak gösterilebilir? Arkadaşlar, göçebe hayatın yaygınlığı olmaz. Demokrasinin geliştiğinin alakası yok. Sınırların geniş olmasının alakası yok. Yeni Türk Devletleri'nin kurulmasının alakası yok. Ancak kut inancının var. Kut inanışına göre hanedan soyundan gelen kişilere Kaan öldükten sonra ülkeyi yönetme hakkı her erkek bireye geçebilir. Bunu uzun uzun açıklayacağız ilerleyen sorular içerisinde. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklere ait bir özellik değildir? Bakalım, hukuk kuralların töreye dayanması. Evet, Türklere ait bir özellik. Temel geçim kaynaklarının hayvancılık olması. Evet, Türkler göçebe hayvancılıkla uğraşır. Boyların kurultayda beyler aracılığıyla temsil edilmesi. Evet, boy beyleri yılda iki kez toplanan kurultayda yer alır. Devlet yöneticinin sosyal devlet anlayışının benimsemesi. Evet, sosyal devlet nedir? Şöyle kısaca şöyle bir açıklama yapayım oraya. Devlet içerisindeki tüm insanlara eşit oranda yaklaşmak ya da sosyal adaleti sağlamak diyeyim. Güçlü bir merkeziyetçi yönetimin bulunması değildir. Arkadaşlar şurada diyor ki boyların kurultayla beyler aracılığıyla temsil edilmesi. Bu ne demek? Orta Asya geniş bir yer, geniş bir coğrafya, federatif bir örgütlenme var. Yılda iki kez bu boy beyleri toplanır Kaan'ın başkanlığında. O yüzden çok güçlü bir merkeziyetçi yapı yok. Zaten bir de şöyle de bir olay var. Devlet Doğu Batı diye ikiye ayrılıp yönetiliyor. Bu da bu merkeziyetçi yapıya ters. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerine mevcut hanedandan başkasının hükümdarlık mücadelesinde bulunmamasının neden olarak gösterilebilir? Arkadaşlar, yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi yok. Boy beylerin kurultayla katılması hayır, buraya uymuyor. Sosyal devlet anlayışının uygulanıyor olması alakası yok. Hükümdar olma yetkisinin tanrısal olduğuna inanması. Arkadaşlar,
Hükümdar olma yetkisinin tanrısal olduğuna inanılması doğru cevabımız olacak. Federal yönetim anlayışının benimsenmesi de olmaz. Şimdi dedik ya, hükümdar olma yetkisinin tanrısal olduğuna inanılması. Buraya uymayan cevaplayayım. Çok fazla da uzatmayayım. Dördüncü soruya geçeyim hemen hızlıca. Şimdi yukarıdaki eşleşmelerden hangileri yanlış verilmiştir? Burada ne var? Öncüler var, devletler var, hükümdarları var. Baktığımızda Asyon Devleti Metan, evet. Göktürkler de Bumin Kağan, evet. Göktürk hükümdarıdır. Uygurlar Balamir Han. Arkadaşlar Balamir Han Avrupa Hun hükümdarlarından biri. Avrupa Hun Kapkan Kağan. Arkadaşlar Kapkan Kağan da Göktürk hükümdarlarından biri. Yani yanlış olanlar 3 ve 4. Dördüncü, beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez? Göçlerin nedenleri arasında gösterilemez. Türk boyları arasındaki mücadele gösterilir. Çin Moğol baskısı, evet, zaman zaman devletsiz kaldık, yedik baskıyı ve göç etmek zorunda kaldık, gösterilir. Gök Tanrı inancının benimsenmesi, arkadaşlar bu gösterilemez. Diğerlerine de bakarım. Kuraklık, kıtlık gösterilir. Nüfus artması nedeni yaşanan sıkıntılar gösterilir. Gök Tanrı inancı Türklerin varoluşundan beri inandıkları inanç, bu şeyin bir göçlerin bir sebebi olarak gösterilemez. Altıncı soru, Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak anılan hem Batı hem de Doğu Roma üzerine üstünlük kurarak Avrupa onların döneminin en güçlü unsuru olmasını sağlayan hükümdar kimdir? Arkadaşlar bunun doğru cevabı Atilla'dır. Günümüzde bile böyle anılır. Tanrı'nın kırbacı olarak Avrupa tarihinde de böyle anılır. Atilla. Yedinci soru, ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım, yaygın olarak çok Tanrı dine inanmışlardır. Arkadaşlar ilk soruda ilk cevapta bulduk. Yaygın olarak çok Tanrı dine inanmamışlardı. İlk Türk devletlerindeki inanç sistemi gök tanrıdır. Diğerlerine bakalım. Altınlar devlet işlerine göre yapmışlar mıdır? Evet. Eli silah tutan herkes asker midir? Evet. Ordu millet anlayışı. Hukuk kuralları töreye mi dayanmıştır? Evet. Yasız hukuk kuralları töre. Kurultaya katılanlara toygun denilmiştir. Evet. Bunların hepsi doğru bilgiler. A şıkkı yanlış bir bilgi. Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlar? Bakalım Hunlar, Uygurlar, Göktürkler. Arkadaşlar Uygurlar ve Göktürklerin kendilerine özgü alfabeleri var. Bakalım şıklarda hangisinde? E şıkkında var. Hunların kendilerine özgü bir alfabesi yok. Aşağıdakilerden hangisini ilk Türk devletlerine görülen göçebe yaşam tarzının bir sonucu olduğu söylenebilir? Göçebe yaşam tarzı neydi? Yılın belli bir dönemlerinde yaylaklara, ne diyelim, kışın ovalara git gel tarzında konar göçer yaşam tarzına biz göçeme diyoruz. Göçebe yaşam tarzı diyorduk. Bunun en büyük nedeni de Türklerin hayvancılıkla uğraşması demiştik. Sonucu değildir. Ona bakacağız. İkili devlet teşkilatı, gök tanrı inancı, taşınabilir eserlerinin yapılması, sosyal devlet anlayışı, saray ve tapınakların yapılması söylenebilir. Söylenebilir'e bakıyoruz arkadaşlar. Ya ben de orada yanlış yaptım. Taşınabilir eserlerin yapılması. Şimdi konar geçer bir toplum kalıcı eserler yapamaz. Kalıcı mimariyle uğraşamaz. Bu konar geçer yaşamın bir sonucudur. Yaptıkları ne diyelim eserleri daha çok küçük beraberinde götürebilecekleri tarzda eserler yapmışlardır diyelim. 10. soru, Uygurların yerleşik hayatı geçmeleri onların yaşantısında nasıl bir değişiklik meydana getirmiştir? Arkadaşlar Uygurlar yerleşik hayatı geçtikten sonra yani göçebe kültürü terk edip yerleşik hayata geçtikten sonra otomatikman şehirlerde yaşamışlardır. Şehirlerde yaşamanın bir gereği olarak da ne gelişmiştir? Mimari gelişmiştir. Doğru cevabımız B olacak. Şimdi bir de burada genel ünite içerisinde geçen bazı konulardan gelebilecek birkaç tane klasik soru hazırladım. Onlara bakalım. Şimdi diyor ki kavimler göçü nedir? Sonuçları nelerdir? Şimdi kavimler göçü nedir? Öncelikle bunu yapalım. Asyon Devleti'nin yıkılışının ardından yazalım bir yandan da. Hun Türklerinin önce Karadeniz kuzeyine göç etmeleri ve orada bir süre yaşadıktan sonra tekrar batıya doğru göçe başlamasıyla onların önünden kaçan Cermen ve Slav kavimlerini de hareketlendirmesiyle oluşan büyük göç dalgasına
kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Bu dediğimiz olay da milattan sonra 375'lerde oldu. Bakalım sonuçlarına. Günümüz Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır. Basitçe kısaca sonuçlarını yazalım. Günümüz Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır. Yani bugünkü Avrupa milletleri bugünkü yerlerine yerleşmiş aşağı yukarı. Roma İmparatorluğu bu göç sonucunda arkadaşlar Doğu Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Göçün etkileri sonucunda diyelim. Avrupa'ya gelen Avrupalı Hunlar Avrupa Hun devletini kurdular. İşte en ünlü hükümdar da Atilla olacak. Avrupa'da feodalite güç kazandı ve skolastik düşünce gelişti. Bu da şöyle açıklayayım. Roma İmparatorluğu'nun ayrılmasından sonra güçlü Avrupa devletleri kalmayacak. Zaten Avrupa onları da bir 100 yıl kadar Avrupa'yı idare ettikten sonra o da parçalanacak. Avrupa'da küçük küçük derebeylik düzeni dediğimiz feodal düzen başlayacak. Bir de Hristiyanlığın etkisiyle diyelim din benlik kesimlerin elinde halkın üzerinde baskı aracı olarak kullanılacak ve skolastik düşüncenin gelişmesine neden olacak. Avrupalıların Türk kültürünü tanımasına yol açacak. Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı. Yani attır, koşum takımlarıdır. Bu tip şeyler hatta pantolondur Avrupalı tarafından kimden öğrenildi? Türkler tarafından öğrenildi diyelim. İkinci sorumuz az önce açıklayacağımı söylemiştim. Kut anlayışı nedir? Hemen ona bakalım. Eski Türklerde millete devleti tanrı vermiştir. Devleti yönetme yetkisini de Kaan'a vermiştir. Bu anlayışa kut anlayışı denir arkadaşlar. Bu anlayışa kut anlayışı denir. Arkadaşlar şunu da şey yapalım, söyleyelim. Kuta göre Kaan'ın ölümünden sonra devleti yönetme yetkisi Kaan sülalesinden tüm erkek bireylere geçebilirdi. Bu da neye yol açar arkadaşlar? Bu da taht kavgalarının yoğun yaşanmasına, devletin kısa sürede yıkılmasına yol açabiliyordu ve açmıştır da. Bir de şöyle bir sorumuz var. Eski Türk toplumunun sosyal teşkilatlanmasını oluşturan yapı birimlerini yazınız. Hemen bakalım. Arkadaşlar oguş, eski Türklerde oguş aile demek. Ailelerin birleşmesiyle uruk oluşur. Aileler birliği olur. O aileler birliği yani birleşir. Yani o sülaleler birleşir. Boy oluşur. Yani ok diye adlandırılır. Okların birleşmesiyle de budun oluşur. Yani boyların birleşmesiyle de budun oluşur. Millet olur. Eğer millet teşkilatlanırsa, millet teşkilatlanırsa il dediğimiz devlet oluşur. Tamam. Bu da bu şekilde söyleyelim. Şimdiden yazınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.